Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nahl Suresi 120-128. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu Nahl Suresinin son sayfası. Böylece bugünkü programımızla Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. İnne İbrahim kâne umme. İbrahim tek başına bir ümmet idi. Ganiten lillahi hanife, Allah'a itaat eden, Allah'a tamamıyla yönelen tek başına bir ümmet idi. Ve lem yeku minel müşrikin, ve o müşrikinden, Allah'a şirk koşan, ortak koşanlardan değildi. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ulul azm minel rusul diye nitelendirilen 5 büyük peygamberden birisidir. Kendisine Ebul Enbiya denilir, peygamberlerin atası ve Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, onun oğulları, torunları durumunda ve onlardan da nice peygamberler gelmiş. İsrail oğullarının peygamberleri Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Peygamber Efendimiz de o Hazreti İsmail canibinden yine Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Bu noktadan Hazreti İbrahim'e Ebul Enbiya, peygamberlerin atası denilmiş. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tek başına bir ümmet olarak nitelendiriliyor. Bazı insanlar vardır ki bunlar çok kapasitelidir. Tek başına bir ümmeti temsil eder. Tek başına bir ümmet kıymetinde ve değerinde olur. İbrahim Aleyhisselam böyle. Günümüzde de İbrahimvari olanlar vardır. Ve tek başına bir çığır açar. Tek başına bütün ümmeti adeta temsil etme durumunda olabilir. Şakiran li en'umi, ve Hazreti İbrahim Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah'ın nimetlerine şükreden bir kul idi. Allahu Teala Hazreti İbrahim'i anlatmak suretiyle aslında bize de mesaj veriyor. Önce methediyor Hazreti İbrahim'i ve siz de onun gibi olun. Bu manada bizlere talimatta bulunuyor ve teşvikatta bulunuyor. İctebâhu, Allah onu seçti ve hedâhu ilâ sırâtın müstakîm, ve onu doğru bir yola, dosdoğru bir yola sevk etti. Allahu Teala'nın seçmesi, içtebe ayet-i kerimedeki ifadesiyle, bazı ayetlerde istafa, yine o da seçmeyi ifade ediyor. Allahu Teala kimin neye ehil olduğunu, kimin neye layık olduğunu elbette bilir. Böyle olunca Hazreti İbrahim gibi bir zat da peygamberliğe layık, peygamberlerin atası olmaya layık, Allah onu biliyor ve ona göre onun makamını yüksek kılıyor. Ve onu sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Bakın bizler Cenab-ı Hak'tan bunu her namazımızda istiyoruz. Fatiha okurken ihdinas sıratal müstakim, Allah'ın bizleri sırat-ı müstakimine hidayet et diyoruz. Sırat-ı müstakim dosdoğru yol. Eğriliklerden uzak, aşırılıklardan, ifrat tefritten azade, dosdoğru bir yol. Biz bunu Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Allahu Teala Hazreti İbrahim'e bunu zaten nasip etmiş. Hedâhu ilâ sırat-ı müstakim, Allah onu doğru bir yola, sırat-ı müstakime hidayet etti. Ve âteynâhu fi'd-dünyâ hasene, ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Ve innehu fil âhireti lemine's-sâlihin, ahirette de o salihlerdendir. Burada dünyada bir güzellik, hayat boyu yaşamış olduğu şeyler, onlar birer güzellik olmuş ve şu anda da yad-ı cemille yad ediliyor. İbrahim Aleyhisselam hem İslamiyet'te, hem Hristiyanlık'ta, hem Yahudilik'te muteberdir. Ve bütün bu üç dinin mensupları Hazreti İbrahim'i rahmetle yad ederler. Ve İbrahim ismi bizde hayli yaygındır. Ve Yahudilerde, Hristiyanlarda da Abraham tarzında telaffuzda biraz farklılık var. Ve onlarda da bilinen bir peygamberdir. İsim olarak da günümüzde ismi devam etmektedir. Ve İbrahim Aleyhisselam bunu Cenab-ı Hak'tan zaten öncesinde istemiş.
ve Cenab-ı Hak'tan وَجْعَلِ لِسَانَ صِدْقِ Ya Rabbi bana bir sıdk dili nasip et. Hayırla yad edilmeyi bana nasip et diye öyle bir duası olmuş. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş ve bugün bütün semavi din mensupları Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yad-ı cemille anıyorlar. Bu ne kadar muhteşem bir olay. Mesela bir insan dedesini bilir ama dedesinin dedesini bilmeyebilir. Dedesinin babasını bilmeyebilir. Ama bütün Müslümanlar Hazreti İbrahim'i biliyor. Kur'an-ı Kerim onu ebedileştirmiş. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde Hazreti İbrahim'den bahis var. Ve Allah'ın kelamında kendinden bahsedilmek ne kadar büyük bir olay. İşte demek ki Hazreti İbrahim'in buna liyakatı var ve o liyakata göre Allah-u Teala onu seçiyor. Ve dünyada ona bir iyilik verdik, bir güzellik verdik ve o ahirette de salihlerdendir. Dünyada mesela Firavun gibi, Karun gibiler bir takım görünüşte nimetlere nail olmuşlar. Bir kısmı saltanat, bir kısmı servet, bir kısmı makam şeklinde bir takım nimetlerle karşı karşıya kalmışlar. Ama dünyada her ne kadar bu nimetler ellerinde olsa da acaba diğer alemde salihlerden olacaklar mı? Hayır. Diğer alemde o yaptıkları zulümlerinin karşılığını görecekler. Ve Firavun gibi, Karun gibiler, Nemrut gibiler diğer alemde şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklar. İşte bir kısım insanlar dünyada diyelim paşa, ahirette geda, böyle bir durumda. Dünyada hali güzel ama ahirette perişan. İbrahim Aleyhisselam ise dünyada da güzel. Dünyada güzel bir hüsnü misal olmuş. Gayet güzel bir hayatı geçmiş. Allah yolunda tevhid mücadelesiyle. Ve o ahirette de salihlerden olacak. Ve ona göre mükafatı verilecek. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا Sonra biz sana vahyettik. Hanif olarak İbrahim'e tabi ol. İbrahim'in dinine tabi ol. Burada millete İbrahim ifadesi geçiyor. İbrahim'in milleti. Millet kelimesi şu andaki Türkçe kullanımında daha çok ırk anlamında belki anlaşılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun kullanımı din anlamında. Millete İbrahim'e hanife, hanif olarak tamamen Allah'a yönelmiş bir şekilde İbrahim'in dinine tabi ol. Ve bizler de İbrahim'in milletindeniz. Yani onun gittiği yol üzere, onun gittiği din üzere gitmeye çalışıyoruz. Hangi millettensin diye sorulsa İbrahim milletindenim denilmesi bu açıdandır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dininin varisidir. Onun davasının varisidir. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve İbrahim müşriklerden değildi. Allah'a şirk koşan, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah-u Teala bunu nazara vererek yani siz de öyle olmayınız. İbrahim'in gittiği yoldan gidiniz. Allah'ın nimetlerine şükrediniz. Ve şirk koşmayınız. Mesela şükür noktasında düşünecek olursak diyelim bir kısım insanlar şunu söyleyebiliyor. Ağam olmasa ben perişan olurum. Bu nimetler ağamdan geliyor. Bunu söyleyen vatandaş ağasını Allah'a şerik koşuyor. Veya bir kısım insanlar patronum olmasa ben açlıktan ölürüm. Evet patron bir vesiledir. Maaşını patrondan almaktadır ama patrona da veren Allah'tır. Patronu Allah'a şerik koşmanın bir anlamı yok. Veya diyelim hasta olan bir insan iyileştiğinde doktor beni iyileştirdi veya şu ilaçlar beni iyileştirdi diyebiliyor. Bu farkına varmadan doktoru veya ilaçları Allah'a şerik koşuyor. Bunlardan uzak kalmak lazım. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ Sept yani cumartesi yasağı o konuda ihtilafa düşenler için kılındı. Malum Yahudilerde cumartesi günü çalışmak yasak. İşte bu o konuda ihtilafa düşen o kimselere böyle bir yasak kılındı. Allah-u Teala değişik dönemlerde dinler göndermiştir. Ve o dinlerde muamelatla alakalı bazı hükümler farklı olabilmektedir. Yani cumartesi yasağı bizim için söz konusu değildir. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.
tümüyle istirahat edeceksin, ibadet edeceksin. İslamiyet'te böyle bir hüküm yok. Hristiyanlık'ta da böyle bir hüküm yok. Ama Yahudilik'te böyle bir hüküm var. Bu onlarla alakalı bir hüküm. Ve bu gibi fer'i hükümler, furuatla alakalı hükümler milletten millete değişebilir. Tarihin değişik dönemlerinde değişik dinler taraf-ı ilahiden gönderilmiştir. Ve o insanların durumuna göre ayrıntıda bazı hükümler farklı olabilmiştir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve sonra senin Rabbin kıyamet günü onlar arasında hükmedecektir. فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Onların ihtilafa düştükleri meselelerde Allah kıyamet günü hükmünü verecektir. Malum ihtilaf dini meselelerde adeta kaçınılmaz bir olaydır. Ve kendine kitap gelenler o kitapla alakalı farklı yorumlara girebilmektedir. İslamiyet'te de bu böyledir. Ve bugün İslamiyet'te 4 farklı hatta 5 farklı mezhep vardır. Bunların başlıcaları 5'tir. Daha başka mezheplerde bulunmaktadır. Acaba bunlardan hangisi haklı hangisi değil? Bu gibi meseleler diğer alemde ortaya çıkacak. Veya şu anda 3 semavi dinin mensupları Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar aralarında ihtilaf konuları var. Ve bu ihtilaf konuları bu dünyada tam da halledilmiyor. Ve aramızda bir takım görüş farklılıkları, değerlendiriş farklılıkları bulunabilmekte. Peki bu konuda gerçek hüküm ne zaman ortaya çıkacak? Diğer alemde gerçek hüküm ortaya çıkacak ve Allah-u Teala insanların ihtilaf etmiş oldukları meseleleri insanlara tek tek haber verecek. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Artık o gün sırlar ortaya çıkacak. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْئِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي يَحْسَنَ Ve Cenab-ı Hak burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mücadele yollarını bildiriyor ve şunu emrediyor. Rabbinin yoluna hikmet ile davet et ve güzel öğütle davet et ve bir de onlarla güzel bir şekilde mücadele et. Burada 3 ayrı emirle karşı karşıyayız. Mesele Allah'ın yoluna davet etmek. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların durumuna göre ya doğrudan hikmetle hikmeti anlatmak, yerli yerince meselelerin hükümlerini beyan etmek bu şekilde yapacak veya güzel öğüt tarzında onlara nasihatte bulunacak veya bir kısım insanlar gerçekten karşı çıkıyorlarsa onlarla da en güzel bir şekilde mücadele edecek. Bunun açıklamasında şuna genelde dikkat çekilir. İnsanların anlama noktasında mertebeleri farklı farklıdır. Bir kısım insanlar daha üst düzey meselelere muhatap olabilecek kabiliyettedir. Bunlara dinin derinlemesine meseleleri anlatılır. Ve o muhatapların seviyesinden hikmetli bir şekilde din tebliğ edilir. Ama insanların büyük bir ekseriyeti avamdır. Avam-ı nas, derin meselelere, hikmet meselelerine o kadar muhatap olamayabilir. Bunlara da daha çok öğüt vermek, nasihat. Mesela bugün camilerde de genelde vaaz tarzında, mev'ize-i hasene, güzel öğüt tarzında bu yapılmaya çalışılır. Ve orada belki çok daha fazla bir derinlik olmayabilir. Olaylarla, misallerle, tarihten bir takım örneklerle mev'ize-i hasene, güzel bir öğütte bulunmak bu gerçekleştirilir. Ama bir kısım insanlar da var ki dini meselelerde tartışmak istiyorlar. Ve dini meselelerde itiraz ediyorlar. Bunlarla da en güzel bir şekilde bir cedel, bir mücadelenin yapılması gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik bu ilahi hitap, Allah'ın dinini tebliğ eden bütün insanlar için geçerlidir. Ve insanlara seviyelerinden konuşunuz. İnsanlara anlayacakları şekilde hitap ediniz, ölçüleriyle hareket etmek lazım. Muhatabımız üst düzey bir anlayışa sahipse hikmetle anlatmak, avamın aslansa nasihat etmek, güzel bir şekilde öğüt vermek. Ama mücadele taraftarı birisi ise onun da hakkını vermek, cedel tarzında sorularına cevap vermek, ikna ve ilzam etmeye çalışmak gerekiyor. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ Senin Rabbin yolundan
sapanı en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bil muhtedin, ve ihtida eden, hidayet üzere olanları da Rabbin en iyi bilendir. Ve in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Cezalandıracağınız zaman size verilen ceza tarzında cezalandırınız. Yani mukabeleyi bil misil bir nevi. Diyelim birisi size bir tokat atmış. Buna mukabil 10 tokat atmak zulüm olur. Sizin de orada ona bir tokat atma hakkınız vardır. Ama isterseniz vazda geçebilirsiniz. Bu anlamda eğer bir karşılık verilecekse misliyle karşılık vermek Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hüküm. Vele in sabertum, ama eğer sabrederseniz lehu ve hayrul lisabirin, ve bu sabredenler için çok daha hayırlıdır. Normal şartlarda bir insan kendine bir kötülük yapıldığında misliyle en azından buna bir karşılık vermek ister. Bu normal olanıdır. Ama bir kısım insanlar daha üst düzeydir. Bunlar sabredebilirler ve bu sabretmenin neticesinde Allah onları mükafatlandıracaktır ve bu sabredenler için çok daha hayırlıdır. Vasbir, sen sabret. Yani peygambere düşen, kendine yapılan kötülükler bile olsa o kötülüklere sabretmek. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke hayat döneminde nice zorluklara göğüs gerdi. Kendine yapılan nice bet muamelelere sabırla karşılık verdi. Peygamberce tavrını ortaya koydu. Ve ma sabruke illa billah, ve senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Bu zaten peygamberler için ve bütün insanlar için genel bir ölçü. Bütün muvaffakiyetler Allah'tandır. Ve ma tevfiki illa billah. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Hazreti Şuayb böyle diyor ve bu ifadeyle genel bir kuralı da ortaya koymuş oluyor. İnsanların muvaffakiyeti, artı değerleri doğrudan doğruya Allah'ın muvaffak kılmasıyladır. Ve la tahzen aleyhim, ve onlara üzülme. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin, kafirlerin kötü tavırlarına elbette üzülüyordu. Onların iman etmesini şiddetle arzu ediyordu. Cenab-ı Hak bu gibi ayetlerle sabrı tavsiye ediyor ve üzülmemeyi tavsiye ediyor. Ve la teku fi daygın mimme yemkurun, onların hilelerinden, tuzaklarından dolayı bir sıkıntı içine girme. Yani Allah-u Teala bu noktada teminat veriyor. Allah sana yeter. Allah sana kafidir. Üzülme, dert etme ve sabret. Bu anlamda talimat veriyor. İnna Allaha ma'allezine tagav, şüphesiz Allah takva sahibi olanlarla, kendini günahtan koruyanlarla beraberdir. Vellezine hum muhsinun, ve iyi işler yapan, güzel işler yapanlarla Allah beraberdir. Allah bizi de takva sahibi ve ihsan sahibi olan, Allah'ı görür gibi ibadet edenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.